Anadolu ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. 19 Kasım Pazar bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Az önce Kanal Urfa'nın 10. yılını hep birlikte kutladık ve 5. İz Bırakanlar Gecesi'ni de hep birlikte yine bu ekranlardan tüm Türkiye'ye ulaştırdık. Şanlıurfa adına, tüm Türkiye adına önemli bir gündü ve aynı zamanda Kanal Urfa adına da oldukça önemli bir gündü. Diyelim bir kez daha nice 10 yıllara diyerek ana haber bültenimize başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bayburt İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yaklaştıkça Türkiye'ye çelme takmak isteyenlerin operasyonu artacaktır dedi. Sıfatımız hasebiyle elbette eksiğimiz, noksanımız, hatamız muhakkak olacaktır. Önemli olan hatada, yanlışta ısrar etmemek. Bu eksikliklerin farkına varmak, kendimizi düzeltmektir. Erdemli olmak, basiretli olmak, özgüven sahibi olmak işte bunu gerektirir. AK Parti diğer vasıflarının yanı sıra bu değerlerin de partisi olduğunu kurulduğundan bu yana ispat etmiştir. Bugün de aynı yolda ilerlemektedir. Değerli kardeşlerim, biz değişim dedikçe kadrolarımızı, söylemlerimizi, politikalarımızı yeniledikçe adeta birilerinin uykusu kaçıyor. Şark kurnazı bu çevrelere diyoruz ki siz dönüp önce kendinize bir bakın. Bize laf edenler şöyle ucundan kıyısından demokrat olsa inanın zerre kadar içerlenmeyeceğiz. Ancak demokrasi karneleri, özgürlük anlayışları, hukuk algıları o kadar kötü ki bunların pişkinliğini biz de hayretle takip ediyoruz. Bunların zihinleri öyle bulanmıştır ki terör örgütünün Pravdasına çevirdikleri gazetelerinde şehitlerimize şehit demeye dahi dilleri varmaz. Bir taraftan FETÖ'nün söylemlerine borazanlık yaparlar, Avrupa kapılarını ağlama duvarına çevirirler, diğer taraftan da Cumhuriyetimize sahip çıkmaktan bahsederler. Bayburtlu kardeşlerimin dediği gibi kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı tazıya. Bunların da sesleri sadece meydanı boş zannettiklerinde çıkıyor. Bu ruhu faşist, beslenme kaynağı komünist, söylemi popülist kesimlere sesleniyorum. Türkiye'de Cumhuriyetimizin ortak değerleri adına demokrasi düşmanlığı, millet düşmanlığı, ezan bayrak düşmanlığı yaptığınız günler artık sona ermiştir. Bunlara ihtiyacınız olan mühimmatı sağlayan Pensilvanya'daki şarlatan gibi ihanet şebekelerinin devri de kapanmıştır. Türkiye ne 1400 yıllık medeniyet değerlerinden, ne 2000 yıllık devlet geleneğinden, ne de 94 yıllık cumhuriyet kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır. Değerli Bayburtlar, 2019 yaklaştıkça elbette Türkiye'ye çelme takmak isteyenlerin operasyonları da artacaktır. Son birkaç gündür yaşadıklarımız gerçeği görmek isteyenler için yeterlidir. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Avrupa ülkelerinin başkentlerinin birinde bizzat o devletlerin himayesinde alnımıza silah dayanmış posterlerle gösteriler yapılmıştı. Genç yaşta kaybettiğimiz olimpiyat ve dünya şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki düzenlenen cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Törenin ardından Süleymanoğlu'nun naaşı gözyaşları içerisinde Edirne Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. ...28 Eylül'den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu için
Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde kalbimizdesin yazıldığı görüldü. Törene Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Cami girişinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, milli halterimizin efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik. Ahirete bugün yolcu edeceğiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum dedi. Efsane ismi Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik. Ahirete bugün yolculuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane kahraman sporcumuzdur. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Yunan rakibi Leonidis, Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ünlü halterciye veda etti. Tabutun başında bir süre bekleyen Leonidis, ardından Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek ona veda etmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Törenin ardından Süleymanoğlu'nun naaşı Edirne Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şanlıurfa değerlerinin tanıtımına yönelik dev buluşmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son 3 ay içerisinde düzenlediği İSOK Festivali ve Bilim Şenliği etkinliklerine Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve yarışmasıyla devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve yarışması ile Urfa mozaiklerini dünyaya tanıtıyor. İlk olarak 2 Kasım tarihinde Balıklı Göl demonstrasyonu ve ardından 9 Kasım tarihinde Göbekli Tepe demonstrasyonu ile aynı program dahilinde tanıtıma yönelik organizasyonlar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi yarın devam ederek 22 Kasım'a kadar sürecek. Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve yarışması ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda katılımı ağırlayacak. Dünyanın en büyük nekropol alanı olarak bilinen Kale Eteği, Halepli Bahçe ve Kızılkoyun kazı alanlarında 133 kaya mezarı ile milattan sonra 1. yüzyıl dönemlerinde yapıldığı tahmin edilen birçok mozaiğin gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve yarışması ile bu değerlerini dünya kamuoyuna sunacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ve organizasyonunda gerçekleştirilecek olan Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve yarışması 20 Kasım tarihinde devam edecek. Kazı Diyarbakır yolunda midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla yolcu da yaralandı. Kaza Elazığ-Diyarbakır yolunun 80. kilometresinde Maden ile Ergan ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolcu otobüsü Diyarbakır istikametine doğru giden plakalı midibüs devrildi. Kazada alınan ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla yolcu ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve ulusal medikal kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Elazığ ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Göl'ün Genç ilçesine bağlı Kepçeli Köyü yakınlarında devam eden demir yolu ve baraj inşaatından dolayı elektrik ve su kesildi. Köyde hayat durdu. Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kepçeli Köyü Kale Dibi mezrasına yakınlarında devam eden demiryolu ve baraj inşaatından dolayı elektrik ve sular kesilerek hayat durma noktasına geldi. Evet.
daha önce yaklaşık 60 kişinin yaşadığı mezrada şimdi sadece 10 kişinin yaşadığı belirtildi. Mezra sakinlerinden Yonca Çetin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için Murat Nehri'nden su taşıdıklarını belirtti. Yaklaşık 10 haneydi bu köydeyiz. Yaşıyorduk. Onlar gittiler. Biz şu an 4 hane kaldı. Bizim baş hayvanlarımız var. Onlar ilgileniyoruz. Gördüğünüz gibi nehirde su getiriyoruz, taşıyoruz buraya. Bizim su arıtılıklarımız kesilmiş. Arıtılıklarımız yok. Bayağı bir çoktan beri de yok. Bu sorunları yaşıyor. Bizim beyaz eşyalarımız hepsi yandı gitti. Ondan sonra biz kışın erzak dolduruyoruz dolapları. Onlar bozuldu. Onları çöpe attık. Sonra bir çare bulunsun. Biz baktık artık. Hayat burada durmuş. Su yok. Biz temizlik yapak. Suyu nehirden taşıyoruz. Buraya getiriyoruz. Biz 20 kilometre şehrinden uzakız. Ondan sonra bizim hastamız olduğu zaman, artilik olmadığı zaman telefon şarj doldurmadığımız zaman telefon açamıyoruz. Hastalarımızı götüremiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında Aksaray'da kolları sıvayan kadınlar Türkiye'de bir ilke imza atarak aldıkları eğitimin ardından inşaat ustası gibi sıva, boya, badana ve inşaat işleri yapıyorlar. Aksaray'da Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi kapsamında Aksaray Belediyesi ve İş Kurum Müdürlüğü tarafından bir ilke imza atıldı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve İş Kurum Müdürü Mahmut Akkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma hayatında milli seferberlik çağrısına Türkiye genelinde bir ilke imza atarak yanıt verdiler. Organize edilen eğitim programı kapsamında kadın istihdamını ve kadınların girişimciliğini artırmak amacıyla kadınlara yönelik eğitim programları düzenlendi. 8 gün boyunca boya, badana, yalıtım ve sıva gibi inşaat alanlarında eğitim alan kursiyer kadınlar, eğitimlerinin ardından kolları sıvayarak inşaat işine başladı. Bu kapsamda Güler Ceylan Acar İlkokulu'nun dış cephesinin yalıtım, sıva ve boya işlerine başlayan kadınlar adeta erkeklere taş çıkartarak sıva hazırladı, iskeleye çıktı, duvarları sıvadı ve boyadı. Kadınlar artık kamu ve özel sektörde inşaat işleri yaparak hem meslek sahibi olacak hem de para kazanacaklar. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, erkeklere taş çıkartan kadın inşaat işçilerine teşekkür etti. İçerimizde hem öğrenci kardeşlerimiz var, hem de aynı zamanda ev hanımları var. Elinin hamuruyla gelip buralarda güzel hem yalıtım hem de boya işine giriyorlar. Yani artık o imaj da yıkıldı. Hanımlar her an her yerdeler. Ve erkeklerin elindeki işleri de alıyorlar işin doğrusu. Bu da güzel bir şey yani. Katılım anlamında, evine ekmek götürme anlamında yapılan çalışmalarla bir başlangıç oldu. Bunun devamı gelecek. İnşallah. Yeter ki kadınlarımız, hanımlarımız bizim yanımızda olsun. Biz onlara her zaman hizmet etmeye hazırız. İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş ise proje kapsamında bilgiler vererek çocuklarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturacağız dedi. Aksaray Belediye'miz ve Aksaray Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirlikteliğinde gerçekleşiyor. İlk etapta 8 tane kursiyerimiz bu faaliyetlerini yürütüyor. Tabii bunun devamı gelecek. Eğitim aldılar 8 gün boyunca. Zaten bu işe biraz yatkınlıkları vardı. İzmir'den bir akademisyenimizin dahil edilmesiyle birlikte bu işi profesyonel bir manada öğrendiler. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü bünyesinde Suriyeli mültecilerin kayıt altına alınması için kurulan ekip, çadırları tek tek gezerek, cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekerek anında kayıt yapıyor. Adana'da Yabancılar Şube Müdürlüğü bünyesinde Suriyeli mültecilerin kayıt altına alınması için iki ekip kuruldu. Kent genelinde yaşayan 204 bin Suriyeli mültecinin kayıt altına almak için günlük 130 ön kayıt işlemi yapılıyor. Sıkıntı yok. Kentin 5 giriş ve çıkış noktasında 24 saat devam uygulamada Suriyeli mültecilerin kaydı yapılıyor.
Ayrıca polis yabancıların yoğunlukla bulunduğu alışveriş merkezleri, otogarlar, tren garı ve parklarda yabancıların gerekli kontrollerini yapıyor. Suç işleyen yabancılar hakkında adli işlemler yapılırken Suriyelilere İl Göç İdaresi Müdürlüklerince tanzim edilen yol izin belgelerinin bulunması gerektiği konularında bilgilendirme yapılıyor. İzinsiz olarak seyahat edenlerin seyahatleri engellenerek zorunlu ikamete tabi olduğu ikamet illerine yönlendiriliyor. Ülke içindeki seyahatleri izne bağlı olan yabancıları yol izin belgesi olmadan taşıyan taşıyıcılara ise kanunun öngördüğü idari para cezası uygulanıyor. Polis şehir merkezinin dışında savaştan kaçarak mahalle aralarına çadır kuran Suriyelileri de kayıt altına almak için çadır çadır geziyor. Yabancılar şube, çevik kuvvet, asayiş, özel hareket, çocuk şube müdürlüğünden oluşan yaklaşık 350 kişilik polis ekibi Doğankent mahallesindeki ara sokaklarda kurulan çadırlarda Suriyeli kaydı yaptı. Polis çadırlara tek tek girip önce kimlik kontrolü, yol izin belgesi gibi evrakları istedi. Adana'da yaşamayan ve yol izin belgesi olmayanlar İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Bu arada polis kimliği olmayan Suriyelilerin de cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekip ismiyle birlikte anında kayıt yaptı. Çadır önünde Suriyelileri tek tek dizen polis onların fotoğrafını çektikten sonra kimlik çıkartmaları için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti. Bir dahaki kontrolde fotoğrafı çekilen Suriyelilerin kimlik çıkartmaması halinde şahısların sınır dışı edileceği öğrenildi. Kayıt işlemi yapılırken kadın polisler de Suriyeli çocukları sevdi. Polisin Suriyelileri kayıt altına alma işlemi devam ediyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 37 yaşındaki Şirvan Y, iddiaya göre tartıştığı eşi Saim A tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon mahallesinde saat 22 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Saim A eşi Şirvan Y ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Saim A pompalı tüfeğini alarak eşi Şirvan Y'ye yakın mesafeden 3 el ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Şirvan Y, olay yerine gelen yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şirvan Y'nin vücudundan 35 adet saçma çıkarılmasının ardından İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öte yandan psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Saim A'nın suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Urfa'da motosikletin çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Oğlunun yaralandığını gören anne ise fenalık geçirdi. Olay akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesi Balıkayağı bulvarında yaşandı. Abdülkadir A'nın kullandığı motosiklet 10 yaşındaki Halil D'ye çarptıktan sonra takla attı. Kazada yayayla birlikte motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansla hastaneye gelen Halil D'nin annesi fenalık geçirdi. Ambulans geç geldi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polisin yaptığı operasyonda ele geçirilen 2,5 ton sahte rakı olay yerinde dökülerek imha edildi. Olay Adana Yüreğir ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mahallesi 1295 sokak 30 numaralı evde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekipleri Bahçeli Evler Mahallesi'nde bir adreste sahte rakı imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese gidip etrafını sardığı eve baskın yaptı. Yapılan baskında evin bodrum katında sahte rakı imalathanesi kurularak içki imal edildiği belirlendi.
Polis ev sahibi Ayhan E'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede 2,5 ton sahte rakı ham maddesi ve 20 litrede içime hazır sahte rakı ele geçirdi. Polis daha sonra sahte rakıları yere dökerek imha etti. Zanlının emniyetteki ifadesi devam ederken ele geçirilen sahte rakıyla binlerce kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği öğrenildi. Urfa'nın Siverek ilçesinde koyunu yün çuvalı gibi motosikletin üzerine uzatıp götürmeye çalışan sürücü kameralara bakın nasıl yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı. Bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş koyunu motosikletin ayak kısmına uzatarak götürmeye çalıştı. Koyunu yün çuvalı taşır gibi motosikleti üzerine uzatan şahıs trafikte ilerledi. Şahıs çevredekilerin şaşkın bakışlar arasında yoluna devam etmeye çalışırken olayı gören bir sürücü ise yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Kafası ve kuyruğu yere sürtünen ve her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan koyunu daha fazla götürmeyi başaramayan motosiklet sürücüsü yol kenarında durmak zorunda kaldı. Denizden kilometrelerce uzaklıktaki Sivas'ta karadan giden 25 metre uzunluğundaki yatı polis çevirdi. Sivaslılar ve trafik polisleri yatla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Muğla'dan bir tırın kasasında Trabzon'a gitmek üzere yola çıkan 25 metre uzunluğundaki lüks yat denize sınırı olmayan Sivas'ta şaşkınlığa neden oldu. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan yat görenlerin ilgisini çekti. Vatandaşlar ve yatı durduran polis memurları yatla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yat yüklü tırın kavşaklardan ve üst geçitlerin altından takılmadan geçmesi için iki araç tıra eskortluk yaptı. Sivas'ta bunu görmek zor mu peki? Çok zor. Mucize ya. Polis memurları tarafından durdurulan yat yüklü tırın evrak kontrolleri sırasında tırın çevresinde toplanan vatandaşlar meraklı gözlerle yatı seyretti. Gördüğünüzde şaşırdınız mı? Çok şaşırdım tabii. Kapı dışarıda etrafı izlerken gördüm. Çok şaşırdım. Çocuklarımı da aldım buraya geldim. Yani karada yatı görmek biraz eğlenceli geldi. Hem fotoğraf çekildik çocuklarla. Güzel, bizim için de eğlenceli oldu. Denize sınırı olmayan Sivas'ta ilk kez yat gören vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı. Yatla hatıra fotoğrafları çektirdiler. İlginç durumu polis memurları da şaşkınlıkla karşıladı. Memurlar hem işlerini yaptı hem de yatla birlikte hatıra fotoğrafı çekti. Tır şoförü Mehmet Efe Küçükkaya yatın Muğla'dan yüklendiği ve yaklaşık 1000 kilometre tır sırtında taşınarak Trabzon'a götürüldüğünü belirtti. Tırın uzunluğu yaklaşık 25 metre. Uzunlukta yana bir sorunumuz yok ama yükseklikte yana bayağı ciddi bir problemimiz var. 6 metre civarında geliyoruz. 6 metre 5 santim. Köprüler, üst geçitler, mobeseler vesaire komplesini kaldırarak geçmek zorunda kalıyoruz. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde bizler yine karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Elbette ki sizlerle güzel haberler paylaşmak adına. İyi akşamlar, hoşça kalın.